Bir taş plakla başladı. Ondan sonra fotoğraflarla devam etti. Onun arkası geldi. Hangi taş plaktı o? Neydi o? Lambada şişesiz yanmaz mı? Cicim bana yar bulunmaz mı diye, öyle güzel bir şarkıydı o. Kimin şarkısı? Ahmet Üstün. Ahmet Üstün'ün şarkısı. Güzel bir şarkı o. Evet. Hatta o pilav daha durur. Onunla başladı. İşte şu anda 1500'ün üzerinde pilavımız oldu. Şu anda taş plaklarımız gördüğünüz gibi. Evet. Burası dolu. İşte burası Osmanlı. Topladığınız taş plakları daha önce sergilediniz mi? Hepsini sergilemedim. Özel olanları sergilememiştim. Yani şu olanları, şu anda en güzelleri o sergiye açacağız. Şimdi sizin taş plaklarınızı, elinizde bulunan 1500'ü aşkın taş plağı kategori halinde sayarsak elimizde neler var? Osmanlı, Osmanlı'nın eski Türkçe taş plaklar ama anlaşılıyor yani. Mevlüt Hanlar, önemli Mevlüt Hanların plakları, Mevlüt Han plakları, tiyatro plakları, nasihat plakları, mesela anneden babadan nasihat, hanımla bey nasıl geçinir, onların anlatmışlar adamlar yani. Bu nasıl yaşanır, nasıl şey olur, onları anlatmışlar. Tiyatro plakları, özel sergimiz bunlar olacak. Bir de zeybek plaklarımız var bizim Ege bölgesinin. Evet, neler var? Sayalım onları. Bengüsü zeybeği, mesela örnek atıyorum. Harmandalı, Aydın, bizim Aydın yöremizin. Karşıyaka, İzmir Karşıyaka'nın özel bir zeybek havası var. Karşıyaka soğuk suyu diye. O pilavımız var mesela. Var yani çeşitli, şimdi anlatacağım. Hepsi bayağı bir sergide artık görülecek bunlar. Bu şekilde olacak. Evet. Şimdi taş plak koleksiyonerliği yaparken bu arada başka antikaları da biriktirmeye de başladınız sanırım. Bir hastalık zaten bu. O hastalıkta kurtulamadık. Ama artık azalttık. Tamam, artık şeyimiz doldu. Limitimiz doldu. Artık bunları halkımızla, trenlerle paylaşmaya başlayacağız nasıl olursa. Neler biriktirdiniz? Osmanlı fermanları, Osmanlı tabloları, Osmanlı imzalı tabloları, Tire'ye ait önemli fotoğraflar, Tire'de Osmanlı fotoğrafları. Artık bunları hiç görükmedi. Yani bunları hiç kimse görmedi. Yani bu şekilde bir oldu bu. Kitaplıkta el yazmaları var galiba. El yazmaları var. İpli Melek Hazretleri'nin, ondan sonra Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin Hazretleri'nin, ondan sonra şey var. Mesela Tire'de bizim Şahinzade Mehmet Atullah Efendi. Bunun Tire'ye ait bir kabri var. El yazması, ne bileyim, herhangi bir hatıratı yok. O hatıratı sadece bende var. Tire'ye ait bir mektubu. Koleksiyonunuzdaki eserlerden hangisi en kıymetli diye sormak istiyorum. Tabii ki hepsi sizin için çok kıymetlidir ama. En kıymetlisi Kâbe fermanları. Evet. Kâbe fermanları. Çünkü Kâbe'mizi biz o kadar sevmişiz ki buradan özel temizlikçiler gidermiş oraya. Anadolu'dan. Onların fermanları var mesela. Kâbe temizlensin, hacılar geliyor. İşte etrafı düzeltilsin. Bu var yani. En kıymetli benim o. Evet. En kıymetlimiz o. Peki bu zamana kadar edinmek istediğiniz, edinemediğiniz, aklınızda kalan, başkasının sahip olduğu koleksiyon ürünleri var mı? Vallahi yok herhalde. Hepsini aldık. Her şeye sahip olduk. Hepsine sahip olduk yani, Allah'a şükür. O zaman böyle almak istediğiniz bir şey yok. Şunu yok, hedefliyorum. Vallahi yok. Şunu istediğimi aldım. Mesela şeyin, ne bileyim, ressam var bizim. Evet. Fuat Mesih Dileksiz. Evet. Tireli. Tireli. Onun hem döküm şeyini aldım. Osmanlı döküm kalıbı şeyini aldım. Plaketini aldım. Kendi el döktüğünde. Herhalde bu döküm İzmir'deki Atatürk heykelini yaparken şey oldu o. O arada mı döktü? Nasıl döktü? Osmanlı imzalı. Fuat Mesih'e ait de 3-4 tane tablom var. 2 tanesi Osmanlı imzalı. Çakıcı'ya ait hiçbir belge mesela bulunmaz. Ailelerinde bulunmaz. Bunu özel şeyden aldık. Aydın'dan aldık bunu. Bir profesörden özel olarak gittik, aldık. Ne bileyim. Amerika'dan Çakıcı'ya ait plağı getirttirdik.
Öyle mi? Tabii orada getirdik, o pilav oradan geldi yani. Şimdi o pilav dinleme şansımız var mı peki? Var, dinleyeceğiz daha sonra, onu da dinleyeceğiz. Siz şimdi bu sahip olduğunuz koleksiyona bir değer biçebiliyor musunuz? Diyelim ki ben geldim, almak istiyorum bu plakların hepsini dedim. Tabii bir değeri var ama şimdi şöyle bir şey. Kondüksiyonlarına göre. Mesela plak var 100 liraya, plak var 12 bin liraya. Hı hı. Mesela nadide plak var şimdi, bir tane daha burada, onu da göstereceğim size. Şu anda bana diyecekler 20 bin TL verelim bu plağı alalım senden, o plağı vermem ben ördeğin. Öyle plağımız var yani şu anda. Onu da göstereceğim. Peki paha biçilmiş en değerli plağın fiyatı ne kadar? 12 binden başlıyor. En değerli plak 12 binden. Onlar da özel marş plakları. Hı hı. Mesela bütün hafızlarımız bizim şey okumuştur. Türkçe ezan okumuştur. Bu plaklar 4000, 5000 arası, 6000, 7000 arası geçip gidiyor. Türkçe ezanlar. Evet. Ama ben onları, hiçbir tane benim koleksiyonumda Türkçe ezan bulundurmadım. Sebebim de sevmiyordum zaten, o Türkçe ezan olmasını istemiyordum yani. Ezan aslıyla olur. Onun için onu koleksiyonuma kesinlikle katmadım. Türkçe ezan plağını koleksiyonuma katmadım. Her koleksiyoncunun istediği plak olur. Türkçe ezan plağıdır. Ben onu koleksiyonuma kesinlikle bedava da versen katmam. Evet. Yani böyle bir şey de var yani. Şimdi şu konuda anlaşamadık sanırım, değil mi? Ben almak istesem bütün bu koleksiyonu bana ne kadara verirsiniz? Bir bedel söyleyemediniz. Satmıyor musunuz? Satamayız ki. Biz satamayız onu. Ancak bizim çocuklar satar onu. Peki siz şimdi bunları çocuklarınıza miras bırakacaksınız. Tabii, kaç çocuğumuz var bu arada? 3 tane çocuklarım. Allah bağışlasın. Yani özel amacım, özel bir müze kurup, bakalım öyle bir kavramlar herhalde gelecek, öyle bir çalışmaları var. Türkiye'de özel bir müze kurup bunları özel müzede artık sergilesin istiyorum. Yani çocuklarımız da başında olsun. Çocuklarınız ilgileniyor mu peki koleksiyon işleriyle? Küçük kızım var, seviyor. Kaç yaşında? 21 yaşında. Tamam, biri de ilgilensin, bunlara daha sahip biliyorum. Çıksın. Damadım var mesela, damadım da ilgili, seviyor, o da seviyor. Şükür yani o şeyimiz var. 35 yıldır koleksiyonerlikle uğraşıyorsunuz. Evet, evet. Peki ev halkı ne diyor bu duruma? Para harcıyorsunuz çünkü bu konuda. Bütün koleksiyoncuların kaderidir bu. İlla aileden bir kişi karşı çıkar. Kim karşı çıkıyor size? Mesela hanım mesela istemez. Bu hurdaları ne yapacaksın diyor. Ama artık biz bilmiyorum, öldükten sonra mı anlayacak bizi bilmiyoruz, nasıl olacak artık. Öyle bir şeyimiz var. Sıkıntımız var. Peki yani. Peki abi, bu işte alırken bu evdeki ürünleri belli bir miktar para verdin. Tabii. Sıkıntıya girdin mi hiç? Sıkıntıya girmez mi? Giriyoruz tabii. Zaman geldi mesela Fuat Bensel'in tablosunu almak için İstanbul'a gittiğimde banka kredisiyle gittim. Özel olarak mesela şeyin mektubu alırken, Şahinzade Mehmet Atullah'ın mektubunu alırken özel kredi çektim de gittim. Ya bu gibi şeyler oluyor tabii. Yani bu koleksiyonerlik seni biraz ekonomik sıkıntıya da soktu. Tabii ekonomik sıkıntı kesin. Sadece bende herkes düşer. Yani bu böyle bir şey bu yani. Ama dayanamıyorsun, alıyorsun. Alıyorsun. Şu anda Tire ile ilgili bir belge dese arayacaklar, mesela İstanbul'da arkadaşlarımız var. Tire ile ilgili belge mesela. Onların İstanbul'la ilgili güzel bir belge olduğunu ben gönderiyorum. Onlarda o Tire ile bir belge oldu mu onlardan bize yazıyor. Biz de artık onları şey yapıyoruz, gidip alıyoruz mesela veya da kargoyla gönderiyorum. Koleksiyonunuzdaki eserleri evde saklamaya devam edecek misiniz? Az bir şey, biraz daha sabretsin tereller. Ne yapacaksınız peki? Kafe gibi bir şey düşünüyorum. Böyle büyük bir kafe. Şimdi bizim iş de stresli bir iş. Ben kendim terziyim. Derimop terziliği de çok stresli isteyen bir iş. Akşam oldu mu ben bunlarla bir vakit geçiriyorum yani, bir kafa dağıtıyorum. Mesela bizim Tire'de kimlerimiz var? Doktorlarımız var, avukatlarımız var, böyle zor bankacılar var, stresli bir işlerde çalışan var. İstiyorum ki böyle insanlar gelip orada bir stres atsınlar. Ne bileyim, bir plak dinlesinler, bir sohbet, hoş sohbet olsun. Bu gibi amacımız var, daha sonra bir kafe gibi açmayı düşünüyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Şimdi biz sizinle burada Tire ile ilgili çok güzel fotoğrafları da inceledik az önce. Evet.
bunları aslında biz isteriz ki bütün Tire görsün. Tireliler bunlara bakabilsin. Bununla ilgili bir projeniz var mı? Onunla ilgili projemiz müzikli. Mesela arkada bir müzik çalacak. Belediyede, sinema salonunda veyahut da güzel bir fotoğrafları tek tek böyle müzik eşliğinde böyle bir şey proje var. Dur bakalım onu araştırıyoruz artık. Onu nasıl yapacağız? Şimdi şu plağı dinleyelim mi? Dinleyelim. Söyleyen Yunan bir sanatçı. Bu plağı Amerika'da durdurmuş. Mesela Çakıcı öyle bir Efe olduğu halde şey yapmış. Yani adam bunu mert bir Efe olduğundan gitmiş orada Amerika'da bu plağı doldurmuş Çakıcı'ya. Ki Çakıcı Yunanlarla uğraşmıştır. Yani öyle bir özelliği var. Şimdi bu plağı bir dinleyelim Çakıcı'da. İzmir'in kavakları sevdiriyor.